Bugün İsrail-Lübnan sınır hattında yine gergin dakikalar yaşandı. Hava saldırılarına tanık olduk burada çokça, her iki taraftan karşılıklı olarak. Ve bugün Lübnan-İsrail sınır hattında yine gün batıyor ve bir gün daha geride kalıyor bombaların, hava saldırılarının yaşandığı bu sınır hattında. Artık hava kararıyor ve hava karardıktan sonra da burada saldırıların dozu daha da artıyor. Özellikle karanlık çökünce bu hatta Hizbullah'ın bir sınırdan sızma girişimi olabilir mi endişesiyle birlikte İsrail bu alanda, sınır hattında tedbirlerini, güvenlik durumlarını üst düzeye taşıdığını bildirmişti ve yine aynı şekilde bunun içinde karşılık olarak, yani bu sınır hattındaki herhangi bir sızma girişimine karşı saldırılarını da dakikalar ilerledikçe, yani hava karardıkça da artırıyor, bunu söyleyelim. Ve yine bölgede tansiyon zaman zaman yükseliyor, zaman zaman duruyor, normale dönüyor. Çünkü bu sınır hattında 10 aydır devam eden hava saldırıları var ve bunların zaman zaman şiddeti artıyor ve aynı zamanda İsrail kanadından yine sivillerin bulunduğu alanlarda hedef alınabiliyor ve aynı zamanda yine Hizbullah'ın mensupları nokta atışıyla hedef saldırılar yapılabiliyor İsrail kanadından. Bununla birlikte Hizbullah kanadında ne var diye soracak olursanız, Hizbullah da bugün yine ciddi bir paylaşım yaptı. Tünellerinden söz eden bir paylaşım ki bu ilk kez yayınlanan görüntülerdi. İşte bu sınır hattında konuşlanan ve nerede olduğu bilinmeyen bu tünellerde Hizbullah'ın herhangi bir savaş olasılığına karşılık verebileceği yanıtla alakalı. Öyle ki o dev tünellerde, kilometrelerce uzanan tünellerde kamyonlarla birlikte füze taşıyan Hizbullah, işte o noktalardan da herhangi bir savaş girişimi olursa karşılığı çok sert olacaktır mesajını verdi bugün İsrail'e. Ve o video yayınlandıktan sonra çok geçmeden işte bu sınır hattı yine hava saldırılarıyla birlikte inledi. Çünkü İsrail peş peşe bu noktaya saldırılar düzenledi. Yine bugün yapılan saldırılardan birinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ama Hizbullah'ın verdiği karşılıklar da var ve işte bu karşılıklar aslında şu an için rutin, evet rutin saldırılar, ama Hizbullah sürekli olarak buradaki tehditlerini diri tutuyor. İsrail de buradaki saldırılarına devam ediyor ve bölge sürekli olarak hava saldırılarının yaşandığı bir bölge ve bu alanda yaşam alanları da var. Hristiyan kasabalarının olduğu noktalar da var ama İsrail saldırılarını genelde Hizbullah'ın bulunduğu o sınır hattındaki yerleşim yerlerine yapıyor. Onu özellikle belirtelim. Ama bugünün en sıcak ve çarpıcı gelişmesi Hizbullah'ın yeraltı şehirlerini paylaşmasıydı. Yeraltı tünellerini paylaşmasıydı. Öyle ki kamyonlarla birlikte taşınan füzeler ve o hazırlık aşamasında olduklarını belirten tehditler yer alıyordu. Fulya Kalfa.